Başkanımıza bu güzel sunum için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Hepimizi resimlemiş, sizlere göstermiş. Çok güzel olmuş, teşekkür ederiz. Şimdi Üsküdar İlçe temsilcimiz Sayın Fatma Ölmez'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli İSMO Yönetim Kurulu üyemiz odamızın Sayın Cemile Kuzu, Malum Şerler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Sekreterimiz Sayın Mahmut Şahin, aynı zamanda odamızın Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyesi. Çok değerli Şube Başkanım Emin Nizam Atilla ve Şube Yöneticilerimiz, değerli temsilci yardımcılarım, sayın basın, değerli konuşmacılar, siz değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, biliyorsunuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ne güzel bir tesadüftür ki bizim 1-7 Mart muhasebe haftamızın hemen akabinde gelişiyor. Bu hafta boyunca da tabii bizim etkinliklerimiz devam edip arkasından Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerimizde noktayı koyuyoruz. Değerli konuklar, dünya nüfusunun yarısını ve iş gücünün 1/3'ünü oluşturan biz kadınlar, toplumsal konumları, gerek yasalar, gerek gelenekler, dar sınırlı ve baskı altında tutulmaları, ikinci cins olmaları, kadınların ezilmesini ve baskı altına alınmasını, sömürülmesini beraberinde getiren ve de yüzyıllardan beri devam eden uygulamalar vardır. Kadınlar her toplumsal gelişmede ve insanlığın ileriye atılmış her adımında önemli role sahip olmuşlardır. Buna rağmen kadınların ezilmişliği hala ülkemizde de devam etmektedir. Kadınların düşük çalışma hayatında çok yüksek sayıda var olmasına rağmen üst düzey yönetici kadın sayısı çok azdır. Tabii biz meslektaşlar olarak, yani mali müşavirler olarak akademik mesleklerde bunları aştık. Üst düzey yöneticilerimizin içerisinde kadınlar var. Ama biz her zaman bunu da vurguluyoruz. Bizim oda yönetimimiz 9 tane üyemiz varken 2 tane kadın yöneticimiz var. Şanslıyız diyoruz 2 yöneticimiz. İkisi de bizim göz bebeğimiz. Ama istiyoruz ki sayılar artsın, oda kurullarımızda olsun veya diğer mesleklerde de üst düzey yönetici sayıları artsın. Ülkemizde de zaman zaman üst düzey şirket yöneticileri, CEO'lar, kadınlar olarak varız. Ama daha sayımızın artması demek toplumda gücümüzü ve varlığımızı hissettirecektir bize. Bu nedenle inşallah önümüzdeki günlerde ülke olarak, kadınlar olarak, ülkemizdeki kadınlar olarak daha iyi yerlerde kadınlarımızı görürüz. Tabii her zaman şunu söylüyoruz ki ülkemizde maalesef son yıllarda özellikle yaşanan cinayetler, tacizler, tecavüzler, bu tür haberler canımızı sıkıyor. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumun içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse o toplum üretkendir. Kadın toplumun içindeyse o toplum toplum gibi toplumdur diyor. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum.